Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Nisan Salı günü akşam 9'u 10 geçiyor arkadaşlar ve gümüş kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, ve dünkü söylediğimiz notları bir bakarsak gram gümüşte düşüş trendi başlayabilir 6.51 bölgesinden ve 6.41 potansiyeli bulunmakta diye yazmıştık. E, ons, alt, ons gümüşte de bir e, sıkıntı vardı ancak yükseliş trendine devam ettiğini yazmıştık. Burada önemli olan noktanın da Özetle yazdığımız gibi ons gümüşte düzeltme hareketi var. 24.6'yı test edebiliriz tekrardan. 24.6'da kapanışlar düşüş trendini başlatabilir. Bu noktaya yani 24.6 seviyesine dikkat edin göstergelerde çünkü bozulmaya başladı demiştik. Gram gümüşte ise büyük ihtimal 6.51 seviyesinden bir düşüş trendi teyitlenecek ve bu durumda da desteklerimiz 6.43, 6.38 ve 6.35'te gidiyordu. Direnç noktasına da 6.51 6.55, 6.58 noktalarını yazmıştık arkadaşlar. Peki ONS grafiğini açtığımızda biz öncelikle yine ONS tarafından başlayalım. ONS grafiğini açtığımızda böyle bir yazıları var. Yazılar kalmış arkadaşlar dünden. Dün çizdiğimiz gibi arkadaşlar bakın yükseliş, düzeltme ve bu şekilde devam etme senaryosunu çizmiştik. Ve bu grafiğe de baktığımızda bugün en düşük 24.7'leri gördük arkadaşlar. Yani 24.6'lar bizim için önemliydi. O noktayı dün Yine test etsek de, bakın burada 24.6 en düşük gördüğümüz nokta. Bugün onun da üzerinde bir e, seviye görüldü en düşük noktalar. Bu demek ki alıcıların yavaş yavaş yukarı doğru fiyatları taşıdığını gösteriyor. Ve 24.6 bizim için dün önemliydi biliyorsunuz. Artık ben size şunu söyleyebilirim, 25 dolarlar bizim için önemli. Ve dikkat ederseniz düzeltme hareketinin başladığı noktalarda kabaca 25 dolarlardan başlıyordu ve 25 dolarların üzerinde kalmamız oldukça önemli. Direnç noktalarında da 25 25 dolar, 25.2 dolar ve 25.5 dolar yazmıştık. Şu an 25.3 dolarlara kadar çıktık ama şu an 25.2'lerin üzerinde henüz kapanış yapamadık. Demek ki 25 dolarlar bize destek oldu ve bu seviyenin üzerinde kaldıkça da bakın yükseliş tekrardan çiziyorum dünkü çizdiğim gibi gibi. Yükseliş, düzeltme ve yolumuza devam etme şeklinde Burada e, senaryomuz e, olumlu bir şekilde devam ediyor. Ta ki biz 25 dolarların üzerinde e, kalana kadar e, veya altında kapanış yapana kadar. Ve burada da hedefimizin 25.5 olarak e, ilk hedefimizi 25.5 olarak ben size söylemek istiyorum. Çünkü bakın 1, 2 e, bizim de buradaki önceki. Dip noktalarımız artık bize direnç oluşturacaktır ve Fibonacci 0.618 önemli olduğu için burada da 25.5 karşımıza çıkıyor ve sonrasında orası da hızlı bir şekilde geçirirse 25.9 veya 25.8 seviyesine doğru hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Bakın şu alttan destekleri birleştirdiğimizde ve üstteki dirençleri de birleştirdiğimizde dikkat ederseniz ters bir bayrak veya direk flama formasyonu oluşuyor. Onu da şöyle temiz bir yere çizelim. Bakın şu direği aynen böyle çiziyorum. Bayrağı da yine şöyle çiziyorum arkadaşlar. Bakın aynısı burada duruyor. Ve bu flamanın üst noktası kabaca 24 pardon 25.4'den geçiyor. Biz orayı kırarsak en az bayrak yüksekliği kadar yukarı gitme potansiyelimiz oluşur ve bu durumda da bizlere 26 dolarlar karşımıza çıkar. Ve e, tabii ki bugünden yarın hızlıca olacak bir şey değil ama bu e, yavaş yavaş bu hareket yoluna devam ederse karşımıza e, 26.67'ler 1.618'den de geçiyor ayrıca. Bunun da yine 15 Nisan tarihinde gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Yani biz şu hareketle beraber 15 Nisan'da şu şekilde de çanağı tamamlayabiliriz. Büyük resime baktığımızda da karşımıza bu tablo çıkıyor. Önceki formasyonları da şöyle bir gözden geçirirsek e, burası da ayrıca daha önemli bir nokta daha önemli bir nokta var. Bakın burası gördüğünüz gibi bizim 30 dolarlardan gelen e, ikili tepe yaptığımız noktanın e, aşağı düşen trend çizgisinden geçiyor. Bakın 1 2 3. defa buraya test ediyoruz. Hatta buraya da sayarsak 4. Ve şu hareketi de baktığınızda alçalan kama formasyonunun kırılma noktası 25.2'lerden geçiyor. Eğer 25.2 kırılırsa arkadaşlar ben burada çok ciddi bir yükseliş potansiyeli görürüm. Ha şöyle hareketler olabilir. 25.2 kırıldıktan sonra 25 dolarlara tekrardan bir düzeltme gelir. Bu trendten tekrar desteğini aldıktan sonra yeniden 26.2'lere veya 26 dolarlara gidebilir. Yani senaryomuz arkadaşlar bizim şöyle olmalı diye düşünüyorum. Tekrardan geri gelelim. Düzeltme, yükseliş, tekrar düzeltme ve bu şekilde hareketimize devam etme. Ee, söz konusu olabilir ve 15-20 Nisan tarihinde de böyle bir senaryo oluşturduk. Bakalım neler olacak? Bizim bu senaryonun geçerliliğinin devam etmesi için üzerinde kalmamız gereken seviye de 25 dolar olarak ben düşünüyorum. Ve ons e, sinyal tablosuna baktığımızda da en son sinyal 24 buçuklardan gelmişti. 23.7'lerden biz 25.3'lere geldik. Sinyal iyi çalışıyor arkadaşlar şu an için e, bir sıkıntı gözükmüyor. Peki Gram tarafına geçelim arkadaşlar gram anayasa sayfasına geçtiğimizde burada biz 6.51'den düşüş trendinin başlayabileceğini söylemiştik ama sadece burada rakamlarla değerlendirmek doğru olmaz ayrıca mum grafiklerini ve diğer indikatörlerle beraber değerlendirdiğimde buradaki hareketin iki noktası var arkadaşlar birincisi dünkü kapanışa baktığımızda bizim kararsız bir mumla kapattığımızı görüyorum ben 6.48 civarından bir kapanış olduğunu gösteriyor tradingweave sitesi investing sitesi ise Kapanışın burada 6.45'ler olarak gösteriyor ve en düşük 6.43'leri gördük Ve burası da Bahsettiğimiz Bizim destek noktalarından bir tanesi dün söylediğimiz yani aslında Burada bir düşüş trendi oluşmuş 6.51'lerden 6.43'lere kadar ama Buradaki harekete baktığımızda birazcık daha Mumların daha gerçekçi olan e, Trendyview listesinden bir tane üstten destek noktası pardon e, direnç noktası ve alttan da destek noktasını çizdiğimizde bizim şu sert yükselişin başladığı 590'lardan şöyle yine e, aynısı altın gramda da var arkadaşlar burada bir üçgen formasyon oluşuyor yine flama oluşuyor aslında onu da gösterelim gördüğünüz gibi böyle bir flama var bu üçgenin de orta noktasından bir çizgi attığımızda bakın burada kabaca 654 653 bölgesinden geçtiğini görüyoruz. Yani bu seviyenin üzerinde ki hareketler yukarı doğru tetikleyecek ama üst noktada 665'ler civarında bir hedef olduğunu görüyoruz. Ee, investing sitesinde birazcık daha ee, zayıf bir hareket burada e, gözüküyor formasyon açısından çünkü e, bazı rakamlar burada maalesef e, Investing sitesinde veya trading sites sitesine hatalı olabiliyor. Bakın buradaki e, flama'yı çizdiğimizde ise böyle bir formasyon oluşuyor onu da çizelim isterseniz İkisini de ona göre değerlendirin çünkü e, biz burada altın yukarı doğru giderken 680'in en fazla görüldüğünü gösteriyor mesela 22 Mart tarihinde ama belki de daha aşağı noktaları almamız gerekiyor veya arkadaşlar bu noktayı istisna olarak kabul edip şu çizgiyi çekerek arkadaşlar bizim e, yükselen üçgen formasyonunu baz almamız gerekiyor. Ve bu yükselen üçgen e, formasyonu baz aldığımızda eğer e, dünkü gibi 6.51 seviyesinin altında bir e, kapanıştan bahsedersek alttan gelen destekle beraber düşündüğümüzde e, en düşük 6.43'lerin gelmesini bekleyebiliriz. Eğer orası kırılsaydı daha alt noktalara e, burada bahsettiğimiz 6.38 6.35'ler gelmesi mümkündü. Ama e, bugünkü hareketle beraber yeniden yukarı doğru. Eğilimin arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar buradaki e, sinyal ne kadar e, doğru çalıştı onu şuradan anlayabiliriz çünkü dünkü e, muma baktığımızda biz burada kararsız bir mum hareketiyle beraber çok da bir e, baskın bir düşüş sinyali oluşmadığını düşünüyorum ama yine de. Hafif bir düşüş trendi oluşmuş olabilir. 6.41-6.43 seviyesi. Burada 6.43 gözüküyor arkadaşlar en düşük seviye. Ee, burada da yine investing sitesiyle tutarlı. Ama 6.43 bakın buradaki alttaki desteği alırsak bugün en düşük 6.45'ler. Ee, yine e, görüldü en düşük. Ve sonrasında yarın da da yine 6.48'ler üst noktada da 6.63'ler gözüküyor. Yani burada e, bu üçgen içerisinde kaldığımız sürece çok büyük trend değişimleri görmek veya bahsetmek doğru olmayabilir bir arkadaşlar. Yeniden biz 650 bir seviyesinin üzerine çıktığımız için ben burada da yine yata yatay bir yani zayıf bir yükseliş sinyali olduğunda yazmak zorundayım arkadaşlar. Gram gümüş sinyal tablosuna geçiyorum eğer dün yazmadıysak buradaki e, dikkat ettiyseniz isterseniz buraya 651'den düşüş seviyesi de yazabiliriz ama yazmadık arkadaşlar dün e, kapanışa bakmamız gerekiyordu. Eğer buradaki mum grafiği doğruysa zaten bakın e, üst tarafta bizim mum çubuğunun boyu çok uzun, alt tarafta çok kısa. Yani bu ne anlama geliyor? Üst taraftaki e, hareket baskın, alt tarafta da aslında çok fazla alıcı yok. E, ama bu bir dojidir arkadaşlar. Doji hareketlerinin olduğu noktada da ee, çok belirgin düşüş trendlerinden veya yükseliş hareketlerinden bahsedemeyiz. Bakın burada sert bir yükseliş düşüş var, sert bir düşüş var. Bakın sert yükseliş var. Ee, başka bir örnek. Bakın sert yükselişin olduğu e, durumlar yine burada karşımıza çıkmış. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada investing sitesi özellikle hata yapabiliyor. Mum grafiklerinde ben yorumlamakta açıkçası birazcık zorlanıyorum. Ee, trading bir sitesini baz almaya çalışıyor mum grafiklerinde. Bu durumda da baz aldığımızda bakın e, yine yatay bir seyir içerisinde yükselen bir e, üçgen içerisinde hareket ettiğimizi görüyorum. Ve mum grafiklerine bakın doji, 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 doji. E, hadi bunu saymayalım doji değil buna topaç deriz arkadaşlar eğitim setimizde anlattığımız gibi. Doji, topaç, doji, 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 doji veya buna topaç diyebiliriz. E, bugün birazcık daha arkadaşlar topaç şeklinde bir mum türü var. Yani burada çok sağlıklı. E, teknik analiz açısından değerlendirecek durumlar gözükmüyor. Size en net şeklinde şunu söyleyebilirim. Bakın. Uzun zamandır üst noktalarda kapanış yapamadığımız nokta burası. E, ve yakın vadede destek oluşturan alt noktaları birleştirdiğimizde yavaş yavaş hareket daralıyor. Bizim ben e, arkadaşlar kapanışlar açısından üst noktada 660 665 bölgesini, alt noktada da 6.48 bölgesinin destek olduğunu düşünüyorum. Buraya yine bir süre e, daha devam edebiliriz. Sinyal verme açısından çok doğru olmayabilir. O yüzden isterseniz bizim e, sinyal tablomuza e, şimdilik bir şey yazmayalım. E, biz not kısmına isterseniz arkadaşlar üst tarafta 6.60-6.61 bölgesinde e, üst sınırın kaldığı sürece alt noktanın da 6.48 kaldığı sürece burada yatay yükseliş hareketinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Yatay yükseliş hareketi ne arkadaşlar? O da şu Bakın burası yükselen üçgen formasyonu yani biz şu hareketle beraber üst noktalar sabit kalıyor. Alt noktalar giderek yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor dikkat ettiyseniz. Bu bir yere kadar sıkışacak ve sonrasında bir patlama olacaktı arkadaşlar. Buradaki hareket sertleşecek. Ben bunun da 9 veya 12 Nisan tarihine kadar devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani gram gümüş tarafında hareket birazcık karmaşık diye sizlere söyleyebiliriz. Peki ons Gümüş tarafında ise durum daha net. Peki özetimizi yapabiliriz artık. Ons gümüşte düzeltmemizi yaptık. 24.6 doları test ettik. Ancak buradan burayı kıramadık ve destek alarak 25 doları geçtik. Ee, üstten gelen düşen dirence dikkat dük yani düşeni kıran olacak mı diye şöyle bir soru işareti bırakıyorum. Ee, bizim 25 dolar üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Destek burada 24.6 24 dolar 23.8 daha fazlasını yazmasını yazmaya gerek yok çünkü zaten yükseliş trendindeyiz. Direnç 25 eğer 25'in altında kalırsak 25.2 e 26 yazmadan önce 25.8 e 26 dolar 26.2 e ve sonrasında arkadaşlar uzak tarafta 26.8 vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onu da buraya yazalım arkadaşlar. Peki gram gümüşte yükselen üçgen formasyonu içinde 661 ve 648 üçgen formasyonu içinde hareket ediyoruz. 651 üzerinde kalmamız iyi diyelim arkadaşlar. 651'in altında kalmamız dün 6.43'ü getirdi. Bugün tekrar 6.51'in üzerine çıkmamız 6.61'i getirdi arkadaşlar. Yani burada yani burada 6.51 pivot nokta. Bunun üstü 6.61'e götürüyor. Bunun altı 6.48'e götürüyor diyelim yatırım tavsiyesi olmadı Peki destek dirençleri yazalım yine. Şu an 6.59'lardayız. Dolayısıyla 6.55, 6.51 çok önemli. 6.48 yazalım. E, ve sonrasında da 6.43'ü yazabiliriz. Direnç noktasında 6.61, 6.65, 6.70 seviyelerini yazabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve burada da e, şunu da yazalım. Eh, şöyle 6.53 üzerinde Bunu bir alta yazsak daha doğru olur. Oldukça detaylı özetlemeye çalıştım. 6.53 üzerinde kaldıkça 6.61'i kırmayı zorlarız. Evet arkadaşlar özetimizi de yaptık. Şu yazıyı ben bir düzelteyim. Evet daha iyi bir şekilde göreceksiniz e, ve kaydediyorum. Ben burada videoyu yavaş yavaş tamamlıyorum. E, teknik analiz eğitim setimiz var biliyorsunuz Google Drive üzerinden e, yayınladığımız e, 11 konu yaklaşık 100 videoluk bir teknik analiz e, video setimiz var. Bu konuda bilgi almak isterseniz arkadaşlar koşulları öğrenmek isterseniz boş mail de olsa arkadaşlar alttaki mail adresine bir mail atarsanız sizlere otomatik cevap gelecektir. Eğer cevap gelmezse tekrar mail atınız arkadaşlar. Hoşçakalın iyi akşamlar.